Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Tam gölge konusuyla yine birlikteyiz. Arkadaşlar ışık doğrular boyunca yayılıyor ve opak cisimlere çarptığında cisimlerin arkasına geçemez. Bu durumda opak cisimlerin arkasında ışık alamaz. Saydam olmayan cisimlerin arka yüzünde oluşan saydam olmayan cisimlerin arka yüzünde oluşan karanlık alana tam gölge diyoruz. Bakın arkadaşlar elma opak olduğu için ışığı geçirmez ve elmanın tam gölgesi oluşur. Bu da neyi bize ispatlar? Işığın doğrular boyunca yayıldığını ispatlar. Eğer ışık eğri bir şekilde yayılabilseydi, bakın burası da aydınlık olacaktı, gölge oluşmayacaktı. Fakat ışık doğrular boyunca yayıldığı için gölge oluşturur. Işık kaynağından çıkan ışınlar elmanın içerisinden geçemediği için elmanın arka tarafında, perde üzerinde elmanın tam gölgesini oluşturur. Işık saydam cisimlerden geçerken opak cisimlerden geçemez. Bu sebeple opak cisimlerin ışık kaynağına göre arka kısmında gölgesi oluşur. Yarı saydam cisimlerinde gölgesi oluşur. Ancak opak cisimlerki kadar koyu olmaz. Işık tamamen geç geçemeyeceği bir cisimle engelle karşılaşınca cismin arkasında ışık alamayan karanlık bir alan oluşur. Işığın saydam olmayan maddelerin geçememesi sonucunda oluşan bu karanlık bölgeye tam gölge denir. Arkadaşlar ışık kaynağı perde oluşan Karanlık bölgeye tam gölge diyoruz. Arkadaşlar günün değişik saatlerinde güneşin konumuna göre gölgenin boyu da değişir. Sabah ve akşam üzeri güneş ilk geldiği için gölge boyları uzun. Öğlen saatlerinde ise gölge boyu kısalır. Dik geldiği için kısalır. Yine geçmişte insanlar güneşin konumuna göre gölge boyunun değiştiğini bulmuşlar, keşfetmişler ve buna göre güneş saatini yapmışlar. Bir cismin üzerinde gölgesi nasıl çizilir? Arkadaşlar, ışık kaynağından çıkan ışınlar cetvel yardımıyla cisimlerin köşelerinden çizilerek ekran üzerine ulaştırılır. Şurada olduğu gibi ışınlar ekran üzerine değdiği noktaları işaretliyoruz. Bakın işaretledik. Daha sonra da cetvel kullanarak noktaları birleştirip ve içine siyaha boyuyoruz. Tam gölgeyi etkileyen faktörler arkadaşlar ekran ve cisim sabit kalmak şartıyla ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında cismin gölgesi büyür. Yani ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığında bakın burada 30 cm, burada 10 cm cisme yaklaştırıldığında gölge büyür. Yine aynı şekilde ışık kaynağı ve ekran sabit kalmak şartıyla cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa bakın burada 30 cm iken burada 15 cm cisim ışık kaynağına yaklaştırıldığında Yine gölge büyür. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Işık kaynağıyla cisim birbirlerine yaklaştırıldıklarında gölge boyu büyür, birbirinden uzaklaştırıldığında gölge boyu küçülür. Tam gölge ışığın bir doğru boyunca yayılması sayesinde oluşur. Arkadaşlar gölge oyunları bir gösteri sanatıdır. Geleneksel olarak hayvan derilerinden hazırlanmış insan eşya, hayvan gibi figürler ışık kaynağı önünde oynatılarak gölgelerinin beyaz bir perde üzerine düşürmesi esasına dayanır. Bu da bizim geleneksel Hacivat Karagöz oyunumuz buna en güzel örnektir. El gölge oyunları vardır. Elektrikler kesildiğinde Evimizde oynayabileceğimiz el gölge oyunları da vardır. Örnekle devam edelim. Şekildeki yoncanın ekran üzerindeki gölgesi aşağıdakilerden hangisi gibi görülür? Arkadaşlar, cismin şekliyle gölgenin şekli birbirine benzeyeceği için bu şekilde olacaktır. 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerinin boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Arkadaşlar ışık kaynağı ile perde arasında ışığı geçirmeyen cisim şekildeki gibi konuluyor. Cisim bu konumlarda alınarak önce K'ya arkadaşlar K'ya getirdiğimizde ne olacaktır? Işık kaynağından uzaklaşacağı için küçülür. Sonra L'ye getirdiğimizde ışık kaynağına yaklaşacağı için büyür. Hangi şıkta var bu küçülür büyür? A şıkkında var. Yine 2016 bursluluk sorusunu çözelim. Buna göre öğrencilerin ifade hangilerinin ifadeleri doğrudur diyor. Bir öğrenci el feneri ve saydam olmayan bir cisme şekildeki gibi ışık tutuyor. Tam gölge oluşumu ile ilgili olarak arkadaşlarının düşüncelerini ifade ediyor. Ayşe el fenerini cisme yaklaştırınca gölge boyu büyür. Evet cisim ile ışık kaynağı birbirine yaklaştığında büyürdü doğru. Cisim perdeye yaklaştırılsa gölge küçülür. Arkadaşlar cismi Perdeye yaklaştırmak yani ışık kaynağından uzaklaştırmaktır. Yine küçülür doğru. Cisim saydam olsaydı yine tam gölge. Hayır, saydam olsaydı içinden ışık geçerdi. Gölgesi oluşmazdı. Hangileri doğrudur? C şıkkı doğrudur. Yukarıda verilen maddelerden hangisinin gölgesi oluşmaz? Arkadaşlar cam bardak saydam olduğu için gölgesi oluşmayacak. Cevabımız A şıkkı. Şekildeki düzenekte topun perde üzerinde gölgesinin büyümesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir? Arkadaşlar Top muma yaklaştırılırsa cisim ışık kaynağı yaklaştırılırsa büyür. Mum toptan uzaklaştırılı, uzaklaştırılırsa küçülür. Bu yapılmamalıdır. Cevabımız B şıkkı. Mum topa yaklaştırılırsa cisim ışık kaynağı yaklaştırılırsa doğru. Top perdeden uzaklaştırılmalıdır. Top perdeden uzaklaştırmak ne demek? Cisim kaynağı... Iı, ışık Işık kaynağına yaklaştırmak demek bu da olur. Hangisi olmaz? B şıkkı. Selda yukarıdaki düzeneyi kurup perde üzerinde elmanın gölgesini düşürüyor. Daha sonra sırasıyla şekildeki yapıyor. Buna göre iki durumun sonucunda ekranda oluşan hangisi verildiği gibi olabilir? Işık kaynağı elmaya yaklaştırdığımızda arkadaşlar cisimle ışık kaynağı yaklaştığı için ne olacaktır? Büyür. Elmayı ışık kaynağı yaklaştırdığımızda yaklaştığımızda yine gölge boyu büyür. İkisinde de büyük olacak. Hangi ışıkta var bu? A şıkkında. Demek ki Cevap A şıkkı. Tekrar ediyorum. Işık kaynağıyla cisim birbirine yaklaştırıldıklarında gölge boyu büyür. Buna göre olaylar hangisi ekran üzerinde gölgesi büyür diyor. Arkadaşlar gölgenin büyüyebilmesi için elf ışık kaynağıyla vazonun birbirine yaklaştırılması lazım. Vazo ve ekran sabitken el feneri sağa doğru hareket ettiriyorsa ışık kaynağı cisme yaklaştırıldığı için gölge boyu büyüyecektir. Birinci olay olacak. El feneri ve ekran sabitken vazo sağ tarafa doğru hareket eder. Arkadaşlar sağ tarafa giderse ışık kaynağından uzaklaştıracak. Burada küçülür, küçülür. Vazo ve ekran sabitken el feneri sola doğru hareket ettirilirse. El fenerini sola doğru hareket edersek cisimden uzaklaşacaktır. Yine küçülür. O halde yalnız bir büyüyecek. Yalnız birdir cevap aşıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.